Çocuklarım, nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizinle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Masalımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir küçücük masalcık varmış. O masalcık çocuklarımın kalbine girivermiş. Girmiş de ne olmuş? Develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini... Tıngır mıngır sallar iken dedemi alıp kaçırdım. Kaf uçurdum. Koştum peşinden yetiştim. Bir de ne göreyim? Mor bir bebek dedemin kollarında. Mor bebek dile gelmiş. Görün bakın neler demiş. Masalımız başlıyor. Çok eski zamanlarda çok güzel anlaşan bir kuş sürüsü varmış. Bunlar... Yazın sıcak yerlere giderlermiş. Göçmen kuşlarmış. Ve göçmen kuşlar kış yaklaştığı zaman sonbaharda sıcak ülkelere doğru göç ederlermiş. Bizim kırlangıç ailesi çok şirinmiş. Yavrusu da varmış. Bu sene gerçekten de bu göç bir hayli zor geçeceğe benziyormuş. Bizim kırlangıç yeteri kadar hazırlığını yapmış. Bir yandan rüzgarlar çıkmış, yapraklar dökülmeye başlamış. Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye de başlamış. Ve kırlangıç sürüsü göçe hazırlanmaya devam etmiş. Yapmış oldukları yuvalarını iyice saklamışlar ki seneye geldiklerinde tekrar o yuvada kalabilsinler diye. O kadar güzel bir yuvaları varmış ki gizli saklı kimse görmesin diye çok güzel bir yuva yapmış annesi ve yavrusuna da yiyecekleri ağzının içinde doldurmuş. Şimdi gerçekten de bu göçe hazırlarmış. Bütün kuş sürüleri hepsi bir meydanda toplanmışlar ve kasabaya yukarıdan son bir kere bakmışlar. Belki de çocuklar da aşağıdan onlara bakıp el sallıyorlarmış. Kim bilir? Çünkü her gö e, kuşlar göç ettiğinde hep yukarıya doğru bakıp onlara el sağlarız öyle değil mi? Onlara veda ederiz. Aynı bu, bu da bu şekilde olmuş. Başlamışlar uçmaya. O kadar çok yolları uzunmuş ki bir hayli de yorucu geçeceğe benziyormuş. Bir an önce sıcak memlekete gidip oradaki yuvalarına konmak istiyorlarmış. Tek düşünceleri buymuş. Bir hali yol aldıktan sonra bir yere tam konacakları sırada dinlenmek için bir silah sesi duyulmuş. Bu silah sesi acaba nereden geliyor diye sesi duyan kuşlar, kuşlardan birkaçı bakmış ama hiçbir şey görememiş. Ve yollarına devam etmişler. Aslında bu silah bizim kırlangıcın kanadını yaralamış. Ve kırlangıcımız oradaki bir ağacın üstüne tünemiş. Bunlardan ki e, hiçbir kuşun haberi yokmuş. Seslenmiş, duyuramamış sesini. Ve e, ne yapacağını da şaşırmış. Bir yandan kanadının ağrısı, bir yandan kanakması ve kuşlara da ses duyuramaması nedeniyle anne gerçekten de çok üzüntülü anlar yaşamış. Neyse biraz daha gittikten sonra e, arkadaş arkadaşı dönüp geriye baktığında kuşun yaralı olduğunu görebilmiş. Hemen hızlıca o tarafa doğru yönelmiş, gelmiş yanına. Evet, gördüğü gibi arkadaşı yaralıymış. Ee, anne kırlangıç demiş ki, siz gidin. Ben bu halde e, uzun menzile dayanamam. Gerçekten de bu e, sürüyü e, geride bırakmak istemiyorum. Yavrum sana emanet. Gelebilirsem gelirim. Ne ala, gelemezsem hakkını helal et demiş. Arkadaş da demiş ki, olur mu öyle şey? Sen bizim bir parçamızsın. Seni nasıl bırakabiliriz? Olmaz. Karadın iyileşir. Seni burada bekleriz. Öylece gideriz. Hayır. Kış bastırmak üzere baksana. Rüzgarlar çıktı. Hava soğudu. Ben buna razı gelemem." dese de arkadaşına sözünü dinletememiş. Arkadaşı onun sözünü dinle hemen dinlemeden "Pır" diye uçuvermiş vermiş ve gitmiş sürünün en başındaki lidere olanları anlatmış. Lider de havada bir şöyle bir durmuş bütün e, sürüye sesini şu şekilde şeyini almış. Ve demiş ki arkadaşlar anne kırlangıç yaralanmış kanadı kırık bizimle birlikte gelemiyor. Bizim ona destek, e, destek vermemiz gerekiyor. Yarısını iyileştirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım onun yanına gidelim. Dese de sürünün içinden birkaç kırlangıç hayır olmaz. Biz hemen e, sıcak memlekete gitmek zorundayız. Baksana kar yağdı yağacak. Burada bir hepimiz ölürüz. Bu imkansız dese de lider kepeşinden gelen kuşlarla birlikte anne kırlangıcın olduğu yere gelmiş. İçlerindeki bilge kuş yaraya bir bakayım demiş. Belki elimden gelen bir şeyler vardır ve yarını çabucak iyileştirebiliriz demiş. E, dese de anne kırlangıç çok üzgünmüş. Sizi alı istemiyorum. Ne olur gidin arkadaşlarım. Bakın bir e, kuş yüzünden bütün e, sürü helak oldu. Ben buna razı gelemem. Üzülürüm demiş. Ama bilge kuş yarasına bakmış bile. Hemen gidip etraftan otlar toplamış, otları bir güzel merhem haline getirmiş, kaynatmış onları ve sıcacık sıcacık kanadının üstüne sürü vermiş. Bu ne kadar çok anne kırlangıç buna karşı gelse de bir dakika dur sakin ol hemen iyileştirelim de yola çıkalım demiş Bilge Koş. Öteki tarafta da sürünün içinden sesler yükselmeye devam etmiş. Biz yolumuza devam edeceğiz, biz yolumuza devam edeceğiz. Bu haksızlık, kar yağ yağacak neredeyse, üşüyoruz, hepimizi öldüreceksin demişler lider kuşa. Lider kuş da isteyen gidebilir ama ben Arkadaşımı bırakmak istemiyorum demiş. O hem de bir anne, yavrusu da var deyince kuşlar sessizliğe bürünmüşler. Aradan birkaç gün geçmiş ama kanat kanadı bir türlü iyileşemiyormuş. Derinde bir yarası varmış. Bilge kuş tekrar doğanın içinde, ormanın içinde, ağaçların arasında başka bitkiler toplamış bu kez. Son bir e, bilgilerini de bir, e, birleştirmiş. Son bir hamleyle gelmiş ve tekrar başka bir ilaç hazırlayarak kanadına sürmüş. Hadi bakalım demiş. İnşallah iyileşirsin. Biz de yolumuza devam ederiz. De, öyle değil mi? İyi olacaksın. Sakın kendini bırakma demiş Bilge Kuş. Yaralı Kuş bu sözler karşısında gerçekten de kendini güçlü olması gerektiğini anlamış. Ve kendisi kendi kendine iyileşeceğine söz vermiş. Yavru kuş orada uzaktan annesini sessizce izliyormuş ve çok üzgünmüş. Tam bu sırada gökyüzünden karlar yağmaya başlamış. Tane tane dökülmeye başlamış ve sürüden bir kuş kar yağıyor, kar yağıyor. Kaldık burada, hadi gidelim. Çok üşüyoruz, donuyoruz demeye başlamış ve sürü olanca hızıyla kanat çırpmaya başlamış. Kanatların, kuşların kanatlarının sesi gökyüzünü yırtarcasına çok yüksek sesteymiş. Ve en son yaralık kırlangıç bu kez de artık yolun sonundayız. Ne olur gidin lider kuş, bilge kuş çok sağ olun benim için yaptıklarınızdan. ama bakın bir gerçek var. Kar yağıyor bu da doğmanızı istemiyorum demiş üzgün üzgün hepsi kanatlanmışlar ve yollarına devam etmek üzere havalanmışlar. Arkalarından bakan yaralı kuş son bir kez hadi bakalım sen yaparsın. Sen bir annesin. Yavrun için yaparsın. Arkadaşların için yaparsın diyerek kanadını öyle bir hızlı çırpmış ki ve o çırpışla, o hızla, o istekle havalanmış. Gerçekten de buna yav, e, yaralı kırlangıç çok sevinmiş. Arkada arkalarından da izlemeye başlamış sürüyü. Ne kadar çok e, hızlı gidemese de onları yavaş yavaş takip etmiş. Sürü de hızını biraz azaltarak ona uyum sağlamış ve böylece yaralı kuş hem sürüye dahil olmuş, hem orada kalmamış, hem de sürüyü yolundan geri bırakmamış. Sıcak ülkeye doğru uçuşları böylece devam etmiş. Masalımız burada bitti. Hadi bakalım yataklara.